öfke ve şiddetin yakışmadığı makamlar vardır ki bunun başında da Cumhurbaşkanlığı makamı gelir. Bu kapsamda Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendiye yönelen nezaket dışı söz ve söylemleri kabul etmemiz asla mümkün değildir. Kaldı ki biz bu söylemi Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına da yakıştıramadığımızı ifade etmek isteriz. Ekonomi, pandemi, işsizlik, hayat pahalılığı, iç ve dış politikadaki sıkıntılı süreçleri gereği gibi yönetemeyen iktidar, bu söylem ve eylemleriyle toplumumuzun ve kamuoyunun dikkatini farklı yönlere çekme gayretindedir. Önümüzdeki süreçte ekonomik, sosyal ve siyasi olaylar açısından ülkemizi çok daha sıkıntılı günler beklemektedir. Hülasa, Mustafa Bakanımızın dediği gibi at izi it izine karışmış, Allah sonumuzu hayretsin. Bu kötü gidişlerin çıkışın tek yolu seçimdir. Belediye imar planları o şehrin anayasası niteliğindedir. Bu planlar 30 yıla yakındır. O 30 yıla yakın süredir şehrimizi yöneten zihniyetin eseri olup buna göre şekillenmişlerdir. Son zamanlarda sıkça görüldüğü üzere imar planlarında çok fazla değişikliğe gidilmektedir. Öyle ki büyükşehir ve ilçe meclis gündemlerinin %90'ına yakını imar planlarındaki değişiklik işgal etmektedir. Kendi eserleri olan bu imar planlarına sadık kalmayanlar planları adeta yapboz tahtasına çevirmişlerdir. Bu değişiklik ihtiyaçları nereden kaynaklanmaktadır? Ya şehrin anayasası olan imar planları gelişigüzel hazırlanmıştır ya da bir takım karanlık kişi, kurum, ithal vakıf ve derneklere kaynak aktarma ihtiyacı vardır. Bir yerde okul, kütüphane, sağlık ocağı, cami, yeşil alan, spor alanları, sosyal ve kültürel mekanlar eksik veya gözden kaçmışsa bu durumda imar değişiklikleri elbette ki yapılabilir. Yapılmalıdır da. Ancak son 20 yıldır yapılan imar plan tadilatlarına baktığımızda iyileştirmeyi bir kenara bırakın. Kamunun elinde elde edilmiş, kazanılmış ne kadar sosyal alan varsa hepsi paraya çevrilecek metaya dönüştürülmüştür. Okul alanları, kütüphane alanları, sosyal alanlar, yeşil alanlar tek tek imara açılmıştır. Maalesef vaziyet o kadar kötüdür ki eğer kanunda en ufak bir açık olsa hemen bu açığı değerlendirmek istemektedirler. Bu gidişle ellerinden gelse takas enstrümanı olarak kullandıkları camileri, borçlara karşılık takas enstrümanı olarak kullandıkları cami ve yeşil alanları da özel zikiyete konu edebileceklerdir. Kanun koyucu ya da yöneticimiz ya da Cumhurbaşkanımız diyelim, konunun aciliyetine binaen 16.9.2019 tarihinde çıkan torba yasaya bir madde eklediler. 2014-2019 döneminde uygulanan köyden dönme mahallelerin bu dönem içerisinde konumlarının zayıfladığını, hizmet almakta yetersiz olduğunun görülmesi üzerine ihtiyaç hasıl olup acil çıkartılan bu kanun kırsal mahalle yeniden köylerin kırsal mahalleye dönüştürülmesi kanunu maalesef yetkililerimiz tarafından bir türlü uygulanmamaktadır. Düşünün ki acil koduyla çıkan ve bir torbaya alakasız bir yasa içerisine atılan kanun ancak uygulanırsa o da 2022 yılında uygulanabilecektir arkadaşlar. Bütçe yılına bağlamışlar kanun uygulamasını sonradan çıkardıkları bir yönetmelikle. Bunun için de kanunun uygulamasını habire geciktiriyorlar. Düşünün ki 2022'de uygulanabilir dediğimiz kanun ilk iki gününde işlem görmezse sistem 2023'e aktarılacak. Yani uygulamamak için kanuna karşı hile yapıyorlar değerli arkadaşlarımız.